Zeynep kaçırıldı arkadaşlar, evet yine kaçırıldı ya. Benim ama gerçekten içim acıyor yani. Daha bulamadılar arkadaşlar, arıyorlar çünkü kitabın sonunda zaten kaybolduğunu. Ciddi diye sipariş vermiştim, cetsiz geldi. Bu kitapta daha da saçma bir olay yaşanıyor. Ender'in hafızasının kaybettiği haberi geliyor. Yanıldınız arkadaşlar. Siz de ben de yanıldık yani. Gün geçmiyor ki Zeynep kaçırılmasın. Şaka gibi bir olay ya. Gerçekten şaka gibi bir olay. Hani sevmemeye başladım. Hepinize merhaba. Okuma Maratonu'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en ünlü, en tanınan, en popüler serisiyle karşınızdayım. Tabii ki de hangi seriden bahsediyorum? Karantina serisi. Tamı tamına 5 kitaptan oluşuyor. Bu maratonumuz gerçekten çok uzun bir maraton olacak. O yüzden de hemen tanıtımlarını yapmak istiyorum kitapların. Birinci kitap bendeki 8. baskı. Şu anki aklım olsa tabii ki çıkar çıkmaz birinci baskıyı alırdım. Beyza Alkoç en sevdiğim yazarlardan biri. Ve evet evet sen. Sen de aynı benim gibi Beyza Alkoç'u karantinayla tanıdıysan videoyu beğenmeye bekleniyorsun. Ben de gerçekten karantinayla tanıdım ve onunla beraber okuma alışkanlığı kazandım. Daha da ilerlettim hatta kendimi. Bir felaketin hikayesi arkadaşlar bu. Mahşer'in 4 atlısının hikayesi. Şöyle cildini de göstereyim. En az 4 kere falan okudum. Yıpranışından da anlayabilirsiniz. Ailemdeki kişiler de okudu. Annem olsun, kardeşim olsun, arkadaşlarımdan da verdiğim kişiler olmuştu. O yüzden çok yıprandı. Bu kitabımız emektar bir kitap. İkinci kitabımıza geçecek olursak, bu da ikinci perde karantinanın. Şöyle içini hızlıca göstermek istiyorum. Ben bunun cildini çok seviyorum. İç cildini. Ben onunla gideceğim yolun uçuruma çıkmasına da razıyım. Uçurumlarda denize bakıyorsun sen. Çok güzel sözler var. Ve üçüncü perde. Hemen şaşkınlığa uğradığınızı biliyorum. Evet, üçüncü perde ciltsiz. Neden böyle bir şey oldu? Kısaca hemen özet geçeyim ben. Ciltli diye sipariş vermiştim. Ciltsiz geldi. Onu da bir ara ciltli olarak düzelteceğim tabii ki. En sevdiğim serinin bir kitabının ciltsiz olması benim gerçekten moralimi bozuyor. Karantina dördüncü perde. Bu arada ben ilk 3 kitabı okudum. 4 ve 5. kitapları okumadım. Dedim bunları almışken bir de baştan okuyayım. Bir maraton da çekeyim istedim. Çünkü unuttuğum yerler ve ayrıntılar olabilir. Bu da 5. perde. Bence çok güzel. Mesele hiçbir zaman karantinadan kurtulmak değildi. Mesele karantinayı sevmekti. Çok heyecanlıysanız hemen geçelim. Kitabın tamamını bitirdim, geldim. Yıpranışından da anlayabilirsiniz. Zaten demiştim kaç defa okundu. Yazıları bile silindi artık yani kitabın. O derece yıprandı kitap. Hemen konusuna geçmek istiyorum sizinle. Bir kızımız yeni bir okula başlıyor. Ve okul başladığı gün karantinaya alınıyor. Ve karantinaya alınınca da olaylar bundan sonra gelişmeye başlıyor. Sonrasında kızımız koridorda yürürken bir cinayete tanık oluyor. Ve tanık olduğu cinayeti mahallinde olan kişi de onu susturuyor ve bizimlesin bundan sonra ve hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın, söylemeyeceksin diyor. Sonuçta başrol kız karakterimiz yani Zeynep o cinayeti görmüş ve tanık olmuş oluyor çünkü aslına bakarsanız. Ondan sonrasında tabii ki bu cinayet duyuluyor,
olaylar gelişiyor ve bu cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Kim yaptı, nasıl yaptı falan diye. Çünkü o cinayet mahallinde bulunan erkek karakterimiz Onur cinayeti kendinin işlemediğini iddia ediyor. Ben yapmadım diyor. Sadece babamın onurunu ve itibarını korumak için bunu herkesten sakladım. Bu cinayeti birlikte saklayıp birlikte, çünkü cinayet mahallini temizliyorlar. O yüzden böyle bir açıklamada bulunuyor arkadaşlarına. Mert ve Burak ikilimiz de var. Gerçekten Burak karakterini ben çok seviyorum. Kitapta çok eğlenceli bir karakter. O da olmasa yani böyle güldürecek, bizi neşelendirecek bir karakterimiz de yok aslında. Mert de böyle ağır başlı ve her şeye bir çözüm bulmaya çalışan ve ortamı, grubu iyi yöneten birisi. O yüzden o da grubu toparlıyor diyebiliriz. Ve Zeynep karakterimiz de bu üçlü gruba mahşerin dördüncü atlısı olarak girmiş oluyor aslında. Başta tabii ki de Onur onu kabullenmiyor, kabul etmiyor. Hani sen hiçbir zaman mahşerin dördüncü atlısı olamayacaksın falan dese de en sonunda kabulleniyorlar. Çünkü artık bu yolda beraberler. Ve kitabımızın sonu gerçekten muallakta bitiyor. Ne olacak diye merakla bekliyoruz. O yüzden ben hemen ikinci kitaba geçmek istiyorum. Birinci kitabın özeti böyleydi. Ben artık çünkü Onur'un suçsuz olduğunun kanıtlanmasını istiyorum. Ben hala suçsuz olduğunu düşünüyorum zaten. Bakalım ikinci kitapta hani neler olacak. Geldik karantina ikinci perdeye. Bu arada kitabın arkasına baktım, bir şey dikkatimi çekti. O da ne fiyatı? Yıllar önce aldığım kitabın fiyatını yorumlara yazın. Ben de söylüyorum şu anda. Hazır mısınız? Siz tahmininizi yazın yani, ben de söyleyeyim, şaşırabilirsiniz. 29 lira. Tamı tamına şu kitap 29 lira ya. Bayağı uygun, ciddi yani arkadaşlar bir de. O yüzden çok uygun geldi. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım biz. Başka yerlere yönelmeyelim ama gerçekten içim acıyor yani bu duruma. İkinci kitabımızda da neler oluyor? Mahşer'in dört atlısı Gürcistan'a gidiyorlar. Neden Gürcistan'a gidiyorlar? Çünkü Onur katil sanıldığı için ve her yerde arandığı için kaçmak, aslında biraz da ülkeden uzaklaşmak için Gürcistan'a gidiyorlar. Orada biraz vakit geçiriyorlar. Sonra da Ender'in hafızasının kaybettiği haberi geliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii ki başta bilemiyorsunuz. Çünkü tüm doktorlar tarafından böyle söyleniyor. E tabii ki Ender'in bir oyunu olabileceğini de hepimiz tahmin ediyoruz yani. Sonuç olarak hafızasını kaybedebilecek bir insan değilmiş gibi zaten okuyunca da anlıyorsunuz yani. Ama eğer Ender hafızamı kaybettim diyorsa artık Onur'u seviyordur ve Onur'a yardım edecektir yani. Herkes böyle düşünüyor. Ondan sonrasında Onur geri ülkeye dönmeye karar veriyor. İstanbul'a. Ondan sonrasında da tabii ki Zeynep de bu sıkıntılara katlanamıyor. Hasta oluyor. Hani biraz da o yüzden Mahşer'in o üç atlısından uzaklaşıyor. Hani biraz ara veriyorlar diyeyim yani bu olaylardan. Çünkü artık herkes çok yoruldu. Bu kadar olay. O yüzden yorulduğu için de kız biraz hasta oldu yani. Sonra yeniden okula başlıyorlar. Her şeye sıfırdan başlıyorlar ve orada Rüzgar adında bir karakter çıkıyor. Yeni sınıflarına gelmiş bir karakter ve Zeynep onunla konuşmaya başlıyor. Çünkü Onur'u kıskandırmak amacı. Tek amacı bu yani. Onur'u kıskandırmak ve ona geri dönmesini sağlamak. Çünkü artık hani Onur diyor ki ben sana zarar veriyorum, artık seninle olmak istemiyorum diyor Zeynep'e. O yüzden böyle bir şeyler yapıyor. Onur daha da sinirleniyor. Uzun süre küs kalıyorlar. Ama ondan sonrasında bir şeyler oluyor yine. Hani barışıyorlar. Barıştıktan sonra da okulda bir balo düzenleniyor. Ve o baloya birlikte gidiyorlar tabii ki. Ondan sonrasında da baloda çok kötü bir olay yaşanıyor. Zeynep vuruluyor arkadaşlar. Ondan sonrasında hani yaşam mücadelesi veriyor biraz. Sıkıntılı günler başlıyor. Yani zaten bunların günleri olaysız, bir günleri daha yok, ben size öyle söyleyeyim. Hani olaysız bir gün olsa nefes alacağız ama asla nefes alamıyoruz kitapta. Sürekli bir olay. Hani ilerleyen kitaplarda da zaten yine göreceğiz bir şeyler okuyunca. Ya gerçekten hani eğer 3. ve 4. kitapta nasıl bilmiyorum ama yani eğer onda da böyle sürekli olaysa bakalım işimiz neler olacak, ben bilmiyorum yani. Ve kitabın sonunu söylemeyi unuttum. Sonunda da Onur kayboluyor. Onur ülkeyi terk ediyor arkadaşlar. Çünkü arada birkaç tane daha detay var. Kiminle gidiyor? Bir kişiyle gidiyor. Onunla kitabı okuyunca
siz bence artık spoiler vermeyeyim, daha fazla detay vermeyeyim. O yüzden onu da siz kitabı okuyunca öğrenin. Kiminle kaçtığını, nasıl kaçtığını ve Mahşer'in dört atlı sonunu bulabiliyor mu? Bakalım 3. kitapta göreceğiz. Çünkü bu kitapta daha bulamadılar arkadaşlar. Arıyorlar. Çünkü kitabın sonunda zaten kayboldu Onur. Bakalım neler olacak. Ve geldik 3. perdeye. 3. perdede ne oluyor? Bildiğiniz gibi Onur kaybolmuştu. Sonrasında geri dönmek istiyor tabii ki. Çünkü 6 ay, dile kolay 6 aydır kayıp. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. En çok Zeynep'in psikolojisi bozuldu. Burak, Mert hepsi telaş içinde. Hani ama geri döneceğini biliyorlar içten içe. Hayır, Onur bizi böyle bu şekilde bırakmaz diyorlardı zaten. Ve sonrasında yavaş yavaş hani Onur dönüyor. Önce ilk döndüğünde tabii ki de acaba diyor nasıl yaklaşsam onlara, nasıl yapsam, biraz temkinli falan yaklaşıyor. Hani önce onları bir seyrediyor falan. Zeynep'in o çökmüş halini görünce, zayıflamış, bitkin, gerçekten berbat halini görünce tabii ki diyor ben artık karşılarına çıkacağım diyor. Öylelikle karşılarına çıkıyor. Yani bu sırada da Zeynep tabii ki psikolog seanslarına başlamıştı. Çünkü artık halüsinasyonlar, onlar bunlar, her gördüğü kişiyi Onur'a benzetmeler falan yaşamaya başlamıştı. Psikolojik olarak çok çökmüş durumdaydı. O yüzden psikolog randevularına başlamıştı. Yani psikoloğa başlamıştı daha doğrusu. Ama sonrasında yine olaylar bitmiyor. Evet. Yine Beyza Alkoç ve Karantina kitabı, yine olaylar bitmiyor. Olaylar nasıl bitmiyor? Şöyle, Zeynep kaçırılıyor Ender tarafından. Ve orada da bütün sırlar açığa çıkıyor. Bütün sırların açığa çıktığı yer Zeynep'in Ender tarafından kaçırılması oluyor açıkçası. Onu bir eve kapatıyorlar tabii ki, bir adamla. O adamla kim çıktı dersiniz? Psikolog. Tabii ki. Psikolog çıktı, herkes şok oluyor. Yani o psikolog da aslında Ender'in adamıymış. Ve Zeynep'in hafızasını kaybettirecek, uyuşturacak ilaçlar veriyormuş aslında. Hani normal ilaçlar değilmiş yani kısacası. Ondan sonrasında da tabii ki o Zeynep odada dururken falan filan böyle resimler, bir resim buluyor. Ve resimde bir kadın var, bir küçük erkek çocuğu, bir de küçük kız çocuğu var. Ve her şey ondan sonrasında aydınlanma yaşanıyor. Çünkü Zeynep o küçüklük fotoğrafının kendi olduğunu anlıyor. Ve sonrasında o yanındaki kişinin de Onur olduğu anlaşılıyor. Ve biz şok oluyoruz hepimiz okurken. Acaba Onur'la Zeynep gerçekten kardeş mi diyoruz. Ve daha sonrasında Onur'un annesinin de yaşadığı ortaya çıkıyor. O biraz saçmaydı. Belki hani nasıl bu zamana kadar yaşamış olabilir. Hani ölündü biliniyordu falan ama yaşıyormuş yani. Ender tarafından tutuluyormuş. Ama tabii ki uyuşturacak ilaçlar verilerek tutuluyormuş. O kadar bunca yıl bu ilaçları alan ölmez mi diye düşünüyorum hani. Çünkü full bir uyuşturma şeyinden kaynaklı. Orası biraz bana garip geldi. Yani hiç mi bu kadın böyle hani ölecek duruma gelmiş? Çünkü kemiklerini eritircesine bence bir uyuşturma söz konusu yani. Çünkü sürekli veriliyor o. O biraz saçma gibiydi. Daha sonrasında işte yani kardeş çıkmaları bayağı saçma geldi. Dedik ne oluyor falan. Yani aşırı garipti. Ve üstelik bu kitapta daha da saçma bir olay yaşanıyor. Hani Zeynep falan bulunuyor ediyor falan ama yani kitabın sonunda, bu spoiler içerir arkadaşlar, Zeynep hamile çıkıyor. Şaka gibi bir olay ya. Gerçekten şaka gibi bir olay. Ya ben düşünüyorum, diyorum ki ya lise öğrencisi değil mi bu? Bunlar lise öğrencisi değil miydi, ne ara büyüdü diye bir düşünüyorsunuz. Ya bunu okuyan insanlar da çocuk yani.
küçük yaşta insanlar okuyor, gençler okuyor ve çok yanlış bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü küçük yaşta hani hamile kalmak ne demek? Daha lise bitmemiş ya da bitmiş olsun, ister ki bitmiş olsun yani. Fark etmiyor, sen daha 18 yaşında bir kızsın yani. O aşırı saçma geldi. Zaten 18 yaşında olması ve hamile olması garip gelirken bakalım devamında neler olacak yani, çok merak ediyorum. Karantinanın sondan bir önceki yani 4. kitabıyla karşınızdayım. Ya 4. kitabın ben aslında okudukça da bunu anladım ve gördüm ki gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence 3. kitapta tadında bırakılabilirdi ama tadında bırakılmadı. O benim biraz hani garipsetti. Çünkü şöyle hani hep diyorum mahşerin dört atlısı bir düzlüğe çıkacak, artık her şey aydınlık olacak derken tekrar karanlığın içine hapsoluyorlar. Tekrar engeller çıkıyor karşılarına. Normal bir hayat yaşayamıyorlar asla. Ya 3. kitaptan sonra zaten sıkmaya başladı. Hani sevmemeye başladım. Dedim ilk iki okey, hani tamam. Hani bir şekilde yine olaylar var olabilir diye kabullendik ama hani 4. kitapta bile olaylardan çıkamıyorlar hiçbir şekilde, bir ayakları hep olayda, hep kötü senaryolarda, hani full kötü senaryo, iyi senaryo hiçbir şekilde yok yani. Hani normal bir yaşama dönmelerini beklerken ben yoruldum okurken. Mecbur dedim hani şunu okuyup sırf hani yorumlayabilmek için okudum. Kendim hani böyle yani ne denir ona, anlatamıyorum, açıklayamıyorum ama hani mecburiyetten okudum yani, kısacası bitirmek için okudum. Orasını, sıkıcılığını pek sevemedim. Çünkü hani düşününsenize sürekli olay. Hani insan sıkılıyor tabii ki de haliyle yani. Biraz durulsun istiyor. Biraz her şey hani normale dönsün istiyor ama dönmüyor asla. Ve kızımız Zeynep hamile olduğunu biliyorsunuz. Öğrenmiştik. 3. kitabın sonunda öğrenmiştik hamile olduğunu. Ve sonrasında da hamileliğin zorlu dönemleri başlıyor. Çünkü kızımız Zeynep sürekli midesi bulanıyor, kusuyor ve sancılarla yaşamına devam etmeye çalışıyor ama doktora gidiyor tabii ki de. Doktora gittiğinde de yumurtalıklarında bir kist olduğunu öğreniyor. O yüzden çok zorlu dönemler geçiyor. Hani sürekli dinlenmesi gerekiyor, hiçbir iş yapmaması gerekiyor. Çünkü bebeğe zarar verebilir. Bebeğe düşük riski var yani hamilelikte. Yine öyle bir sıkıntısı var. Hiçbir zaman normal bir hayatları yok bildiğiniz gibi. Hiçbir zaman olaysız bir hayatları yok. Ondan sonrasında da aileler falan öğreniyor ediyor derken hani iyi güzel hoş gidiyor derken yine bir olay daha çıkıyor. Gün geçmiyor ki Zeynep kaçırılmasın. Gerçekten gün geçmiyor ki Zeynep kaçırılmasın. Zeynep her kitapta istisnasız kaçırıldı. Zaten biliyorsunuz karantinada Zeynep ya sürekli uyudu ya da kaçırıldı. Yani gerçekten o kadar doğru ki. Ya tabii ki yine Ender tarafından kaçırılıyor. Orada da olaylar yaşanıyor. Hatta bizimkiler yine arıyor. Hani mahşerin üç atlısı arıyor yine. Aileler seferber oluyor falan. Neyse o da bir şekilde bulunuyor ama o da olaylı. Yine o ince detayını vermeyeceğim. Orada da küçük değil aslında. Biraz büyük. Tatsız bir olay yaşanıyor. O da hadi bir şekilde atlatılıyor, ediliyor derken sonrasında ne oluyor? Sevinebileceğimiz bir olay yaşanıyor gerçekten. Evet, buraya atlamak isteyen atlasın. Büyük spoiler geliyor çünkü. Ender'in öldüğünü öğreniyoruz. Nihayet mi ya? Nihayet diyebiliriz bence. Yani gerçekten artık illallah getirdi adam. Ya o kadar sinirimizi bozdu ki anlatamam size. Artık yeter ya, yeter. Ne zaman ölecek dediğimiz adam öldü ama hala içimizde bir şüphe var. Hakikaten gerçekten öldü mü diye. İnsan bir şüpheye de düşmüyor değil çünkü. Ender bu yani. Bir yerden hortlaya da bilir. Her şeyi bekliyorum o karakterden. Bakalım 5. kitapta yine olaylı olacak mı? Gerçekten olaylı olursa artık ne olur bilmiyorum yani. Bitirmek için bitiriyorum. Zaten hani 4. kitap bile fazla yani seriye. Tadında bırakılması gereken bir seriydi dediğim gibi. Çünkü çok okunuyor diye de fazlasını çıkarmak mantıklı mı? Mantıklı değil. Yaralı bizim hikayemiz.
Kaderimden kalanı silsem de geçmiyor. Para ne alaka be? Şaka mısınız siz? Para ne alaka? Üzerindeki pembe tişört karantina 5'e ne kadar uygun bilmiyorum ama karantina ruhunu pek yansıtmıyor gibi duruyor. Şimdilik bunu buldum, bunu giydim. Normalde genelde koyu renkler giyiyordum hep bu seriye daha uygun olsun diye. Ama şimdilik idare edeceksiniz artık. Zaten dedik bir normale mi dönüyorlar acaba diye 5. kitapta. Hani böyle bir şaşırdım. Hani gerçekten hayatları bence 5. kitapta normalleşecek dedim. Yanıldınız arkadaşlar. Siz de ben de yanıldık yani. Öyle bir şey olmadı. Başta öyleydi. Gerçekten hayatları güzel gidiyordu. Güzel gidiyor derken yine ne oldu dersiniz? Çok basit ya. Tahmin etmesi aşırı basit bir olay oldu. Zeynep kaçırıldı arkadaşlar. Evet yine kaçırıldı ya. Şaka gibi kız hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Yerinde durmadığı için de kaçırılıyor arkadaşlar. Bunun başka açıklaması yok. Bu sefer Gece ile beraber kaçırıldı. Çünkü kim kaçırdı bunu diye soracak olursanız bize tanıtılan şekilde şuydu. Ben bu arada kitabın kaçıncı sayfasına geldim. Bu sefer bitmeden konuşuyorum. Bu akşam biter ama akşam yorumlarız bunu. 191. sayfadayım zaten 300 küsur sayfa galiba. Kitabımız yani kolaylıkla bitebilecek bir kitap. Her neyse kim kaçırdı? Ferhan diye bir adam kaçırdı. Ferhan diye bir adam kim? Kendini ne diye tanıttı? Ferhan ben Ender'in kardeşiyim ve Ender'i de öldüren kişi bendim diye tanıttı kendini. Ve biz gerçekten öyle sandık. Öyle devam etti. Okuduk ileride. Kemal Zorlu da Onur'un dedesi. Yani biyolojik olarak dedesi. Ve Ender'in yani babası dedi ki benim onunla dedi bir onu bekliyorum dedi. Onunla bir husumetim var dedi. O yüzden dedi sizi kaçırdım dedi. Sizi de takip ettiği için sizi bulmaya çalıştığı için de dedi. Sizi kaçırdım ki dedi o gelsin buraya. O benim amacım dedi. Kemal Zorlu kesinlikle dedi. O yüzden ben sizi kaçırdım diye bir şeyde bulunmuştu. Ve bize inandık yani. Herkes inandı. Ama dedi Zeynep hani ben arkadaşlarımın da ailemin de güvenli bir yerde olmasını istiyorum dedi. Çünkü Zeynep'in kaçırıldığı yer gerçekten adam bir sürü adamlarla korunan bir yer ve bayağı güvenli bir yer. Şimdilik onlar için en güvenli yer orasıydı. Tamam o zaman dedi hani size bir şans veriyorum dedi. Ara dedi arkadaşlarını Onur'u falan. Gelsin onlar da burada kalsın falan filan. Sonra Onurgil de geldi. Onurgil de orada kalmaya başladı ama böyle bir şeylere tabii ki de hiç durmuyorlar, uyumuyorlar, gözlerine uyku girmiyor. Bu sırada da ne olduğunu söylemeyi unuttum. Bu sırada da buradan sonrası spoiler içeriyor. Zaten biraz yine spoiler verdim aslında ama bu büyük bir spoiler. Eğer şey yapmak istemiyorsanız atlayabilirsiniz. Onur'un beyninde tümör çıktı arkadaşlar. Asla olumsuzluklar peşlerini bırakmıyor. Hani şöyle diyoruz ya hepsine teker teker bir şey oldu. Gerçekten bu kitapta sonuncuda olmayanlara bile oluyor. Mert'e bile bir şey oluyor arkadaşlar. Söylemeyeceğim ne olduğunu. En azından o size bir ipucu olarak kalsın. Yani hepsine bir şey oluyor illaki. Karantina çünkü ruhlarını kapladı o kesin. Hani kendiler ayrılsa bile ruhları ayrılmıyor karantinadan. Zaten mesele hiçbir zaman karantinadan kurtulmak değildi. Mesele karantinayı sevmekti. Onlar da karantinayı severek galiba bir şeyleri normalleştiriyorlar. Ama Allah'tan kötü huylu olmasına rağmen ameliyatı iyi geçtiği için Onur'da bir sıkıntı yok şimdilik. Ama biraz tabii yorucu oldu. Çünkü hiç uyumak istemiyor. Olayları çözmeye çalışıyor. Bu Ferhan kim bu adam diye araştırmaya çalışıyor. Çünkü bu kadar iyiliği yapması biraz garipsenecek bir durum çünkü. Sonra Ferhan'ın gerçek Ferhan olmadığı, Ender'in gerçek kardeşi olmadığı ortaya çıkıyor. Ve sonrasında da gerçekten ben günlerinin normalleştiği dakikalara geldim. Umarım devamında da olaysız bir şekilde atlatır. Bu kitabı da normal bir şekilde bitiririz. Çünkü bazen sıkıcı olabiliyor. Aynı olaylar hep kaçırılma, olay olunca dediğim gibi sıkıcı olabiliyor. Thank you.
Karantina nihayet bitti. Karantina serisi bitti. Nasıl bitti diye soracak olursanız nihayet bir son 50 sayfada yani hayatlarının normale dönüşünü okuduk. Cidden ben rahatladım. Ya ben yorulmuştum okurken, onların adına ben rahatladım. Ben mutlu oldum. Evet, mutlu sonla bitti. Gerçekten o yüzden içimde bir burukluk yok. İçimde kalan ya birkaç tane konu var ama ona değinmeyeceğim. Spoiler olmaması açısından daha fazla. Ve burada bitiyor. Bu arada biliyorsunuz ki poster asıyordum ben buraya ama karantinanın posterini aradım bulamadım. O yüzden video boyunca poster yok maalesef. Genelde okuma maratonlarında hep oluyor. Her neyse, video daha fazla uzamasın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.